her geçen gün Karadeniz sürekli ısınıyor ve bu ısınan su sürekli buharlaşıyor. Buharlaşan su yükseliyor ancak bu yükselme Doğu Karadeniz dağlarını aşamıyor. Buharla yüklü, su buharıyla yüklü bulutlar Doğu Karadeniz dağlarını aşamayınca, yani güneye, Gümüşhane, Bayburt tarafına ulaşamayınca ne yapıyor? Haliyle Doğu Karadeniz'in kuzey yamaçlarına doğru dökülüyor. Ki bunun en son örneği bir iki gün önce gördüğümüz Trabzon'un doğusunda Sürmene, işte Arsen, Araklı civarında yaşanan olaylardır. Bu sel olayları daha önceden de yaşanmıştı ama her geçen gün daha da ne yapıyor? Şiddetini arttırıyor. Peki bu sel olayları ve aşırı yağışı arkadan ne takip edecek? Heyelanlar takip edecek. Niye heyelanlar takip ediyor? Çünkü su toprak artık suya ne yapmış? Doygun bir hale geliyor. Gravite etkisiyle topraklar artık kaymaya müsait. Öte yandan yamaçlardaki kırık ve faylarda su girince bu kırıklara ve çatlaklara boşluk suyu basıncının etkisiyle bu kırıklar da harekete hazır durumdadır. Dolayısıyla bu yağmur döneminden sonra artık biz özellikle yamaçlardaki heyelan bölgelerindeki o heyelan bölgelerinde var olan yerleşim alanlarında ne bekleyeceğiz? Heyelanları bekleyeceğiz. Özellikle karayolları yamaçlarındaki dik şevlerdeki heyelanlı sahalar önemli bir risk oluşturacak önümüzdeki günlerde. Küresel iklim değişimine hazır mıyız, uyum sağlayabiliyor muyuz? Maalesef sadece proje yapıyoruz, yasa yönetmelikler çıkarıyoruz ama bunları uygulamaktan maalesef geri kaldık. Ama bu şehirlerin, bu ilçelerin maalesef altyapısı yetersizdir. Yani kanalizasyonları yok, altyapıları yok veya yetersiz. Dolayısıyla selden beklenenden çok daha fazla bir zarar görüyoruz. İşte... İl afet riskini azaltmak için buna muhakkak bir bütçe ayırmanız lazım. O bütçede yeterli olması lazım, etkili olması lazım ki önlemler alınsın.